Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 5. haftasının 5. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Kısa bir yer kaldı. Ondan bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 53'ün sağ tarafın sonunda özellikler başlığından başlayıp sayfa 54'de bitirip bu alayı bitiriyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenar ortayla ilgili özellikleri göstereceğiz şimdi ama buradaki ispatlar biraz benzerlikle yapılacak. O yüzden ya hocam ben daha benzerliği hatırlayamıyorum diyen arkadaşlar benzerlik konusundan sonra da gelip bu videoyu izleyebilir. Yani önümüzdeki hafta ne yapıyoruz benzerliği işleyeceğiz ya sizinle birlikte. Ondan sonra buraya izlerseniz daha sağlıklı akıllığınızda kalır diye tahmin ediyorum. Ama ağırlık merkezindeyiz. Bu özellikleri ağırlık merkezinde vermek zorundayız. O yüzden şimdi burada göstermek zorunda hissettim kendimi. Evet şimdi ağırlık merkezinden birinci özelliğimiz ağırlık merkezinden paralel çizildiği zaman yukarıdan aşağıya oranlamalar 2'ye 1'dir. E hocam niye? Şimdi ağırlık merkezinden şöyle bir kenar ortay. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Geçen kenar ortay ya ve burada 1'e 2 oran var ya. A hocam yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Şuradaki üçgende de 2'ye 1 oran var. Solundaki üçgende de 2'ye 1 oran var. E o zaman burada 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Burada da aynı şekilde şuradaki üçgende yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran varsa Temel orantıda gerçi şöyle tekrarlı gidiyoruz ama direkt 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır yazabiliriz. 2 ise burası da y yapar. Gerçekten de ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde koldaki oran yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oluyor. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz çoğu ispat aynı ispat yöntemiyle çıkıyor arkadaşlar. ABC üçgeninde ağırlık merkezi olduğunda şunlar da birbirine eşit oluyormuş. Hmm, nereden geliyor bu? İster yukarıdan böyle ağırlık merkezinden çiz. istersen şuradan şöyle kenar ortay çizip ağırlık merkezini kullan. İstediğin yerden çiz. Her ikisinde de çıkar mı? Çıkar. Ama buradan çizdiğin zaman sanki bir sıkıntı olacak mı? Olacak. Şöyle 1'e 3. Evet şuradaki eşitliği gösteremeyebiliriz. O yüzden yukarıdan çizeyim ben yine. Yukarıdan çizdiğimde artık şuna alıştık. Hocam burası 2 iken x. Burası 2 y iken y ya. Şimdi burada şu üçgende şeyi uygulayalım. Temel orantı uygulayalım yine. Yani buradaki soruları da aslında özellikten değil de. ispat yönteminden de yapabilirsiniz. O yüzden böyle gösteriyorum size. 2 bölü 3 oran var. E o zaman burası 2A ise burası 3A. E ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. Şu parçayla şu parça eşit. Burası da 3A olacak. E burada da 2 bölü 3 oran olacak. E o zaman 3A ise burası. burası. Buraya ne kaldı? 2A. Gerçekten de ağırlık merkezinden paralel çizince şuradaki uzunluklar ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Evet iki şey öğrendik. Bir yukarıdan aşağı oranlamalar. 2'ye 1. 2 ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçalarda birbirine eşit oluyor. Gelelim 3. özelliğe. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde ne oluyormuş bu sefer? 1'e 3 oran oluyormuş. İstersen buradan çizip yine ispatını gösterebiliriz. İstersen direkt buradan çizip ispatını gösterebiliriz. Burası daha kolay. Şuradan çizdiğinde kenar ortay olacak ve 1'e 2 oran olacak mı? Olacak. E 1'e 2 oran oldu. E şunlar birbirine paralel ya. Hocam şuraya baktığımızda 1 bölü 3 oran var. E, x ise 3x. Ağırlık merkezinden demek ki biz şu kuralları birleştirecek olursak ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şunlar birbirine eşit. E burası xken burası da ne oluyor? 3x oluyor. Hatta burası x iken burası da x ya. Burada da 2'ye 1 oran var yani 2 ya k. Ya yani 2 bölü 3'ten dolayı 2 x'e burası 3 x. E buradan da xken iken 3 x'i o şekilde de ispatını da yapabiliriz aslında. Evet gördüğünüz ağırlık merkezinden paralel çizimde bunlar eşit ve burası x'e burası da 3 x oluyor. Sıkıştığınızda ispat yönteminden gidersiniz. 3 1 2 kuralı. Mesela bunu bilmenize gerek yok. Ya yani niye gerek yok? Kendiniz bunu ispatlarsınız. Tabi kelebek ve temel orantıyı biliyorsanız. Şimdi şuraya baktığınızda Burada kenar ortaylar çizildiğinde ağırlık merkezi varsa hem ağırlık merkeze hem de orta taban aynı anda verildiğinde bak orta taban şuna göre orta taban ya şu paraleli sivrildiği yerde yukarıdan aşağıya doğru 3 1 2 kuralı vardır. Sebep e şuraya bakacak olursanız hocam şurada bir orta taban var üçgende orta taban var hani şuradaki üçgende e hocam burası k iken burası 2 k'dır burası 2 k ise burası da 2 k ve şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. E o zaman A ise burası 2A'dır. E, burada da 1'e 2 oran vardı. 2A ise 4A olacak. Burası da 3A olmak zorunda. Gördüğünüz üzere 3, 1, 2 kuralı çıktı mı çıktı. Ha, kenar ortaylar şöyleyse eğer bak 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 dikkat et. Kenar ortaylar böyleyse bu sefer şöyle 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 şunları çizelim tabii ki. Ve bu sefer de şu şekilde bir paralellik verelim. Mesela i̇şte orta taban böyleyse sivrilen yer burası ya. 3, 1, 2 kuralı böyle vardır. Böyle neyse. Yani burası 3x, burası x, burası da 2x diyebiliriz. Ama bunu direkt kelebek ve temel orantı benzerliği. Yani benzerlikten sonra bunları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela sınavda soru çıkmıştı ve burayı 90 derece vermişti. 90 ise ekstradan sıradan da muhteşem kullanacaktım burada. E, hem benzerlik hem muhteşem üçlüyü hem de ağırlık merkezi kazanımlarını kullanarak sonuca da rahat bir şekilde ulaşıyordur aslında. Evet şimdi örneklere başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ne demiş burada? Ağırlık merkezinden paraleller çizilmiş. G, E, G, F ve F, G'de 7 verilmiş. Toplamı 7 verilmiş. He, hocam şuraya ben X, Y ve Z diyecek olursam. X artı Y artı Z kaç verilmiş? 7 verilmiş. Şimdi ağırlık merkezini kullanacağım. Hadi aklınıza gelmedi. Hocam burası X ken, burası 3X. Normalde ağırlık merkezinden paralel çizildiği zaman o paralelin karşı paraleli 3 katı oluyordu. Ya da ne yaparsın? Çizersin. Hocam bu kenar ortaya olacak ya. 1'e 2 oran olacak. a 1 bölü 3 oran var. X ise burası ne olacaktır o zaman? 3x olacaktır paraleli. Burası y ise o zaman burası 3y. Burası z ise o zaman burası da aynı mantıktan 3z olur. Bizden şu toplam isteniyor. Yani 3x artı 3y artı 3z isteniyor bizden. E topladığımız zaman da ne oluyor o zaman arkadaşlar? 3 parantezinde x artı y artı z oluyor. E buradan şu 7 olduğundan dolayı cevap da böylelikle 21 çıkar. Yani örnek 16'yı 21 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Şimdi ABC üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca kesiliyor. Şöyle bir DE boyunca kesmişim. Sonra oluşan DBE üçgeninde BE kenarı BC üzerinde kalacak biçimde. Bak şurası BC üstünde kalacak ve buradaki üçgeni nereye getirmişim? Ağırlık merkezine getirmişim. Hop bana bak şimdi. Ne yapacaksın? Kolay bir soru. Bence yaparsın. Bence yaparsın. Sen kendin bir uğraşır mısın lütfen? Ya çünkü niye ÖSYM eş yapıları seviyor? Bu eş yapıları seven sorularda önce sen bir uğraş. Yapmasan da yapamasan da hiç önemli değil. Önemli olan yapamayıp da sonra çözümünü görmen bence daha etkili. Yapsan da yine de beni izle tamam mı? Ben çözüyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman böyle kesmişiz. Bunu şurada bunun üzerinde kalacak şekilde buraya getirmişiz. Şimdi eş yapıyı kullanmışız. Önceki haline geri getireceğiz. Katlamada da öyle değil miydi? Katladığın zaman eski haline geri getiriyordum. Bu da kesip başka bir yere yapıştırılmış ya da sürüklenmiş. Eski haline şöyle bir geri getir kardeşim. Şöyle getirdik. Önceden B noktası buradaydı. B buraya doğru kaydı. Yani senin B buradan buraya gidince X birim gittiyse eğer senin D buradan buraya da aynı şekilde X birim gitmez mi? Çünkü sen böyle kaydırıyorsun. B noktası 5 santim gittiyse D de 5 santim gider. E de 5 santim gider değil mi? Hepsi aynı şekilde gider. Ya da şöyle de yapabilirsin. Senin buradaki şeklin aynı. Yani burası alfayken burası da aynı değil mi? Alfa Değil mi? Bu üçgen buraya geldi. Aa hocam burada bir paralellik var. Çünkü yöndeş açıdan dolayı. Şu karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. O zaman paralel kenar oluştu. O zaman x'e buraya da x diyebilirsin. Yani şu mantıkla da gidebilirsin aslında. İspatını da yaptım. Şimdi burada ne demiş? Biçimde 5 birim sağa ötelendiğinde. Yani şu 5 birim sağa ötelendi. Burası 5 birim. E o zaman burası da 5 birim mi gitti? Evet. Bu arada şu ne oldu? D noktasının zemin olan uzaklığa inerken burada da aynı. E, zemin olan uzakları aynı olduğu için. Şu paralel doğru boyunca gitmedi mi arkadaşlar? Şöyle. Evet gitti. Yani 5 birim buraya geldi. D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezine geliyormuş. ha Şöyle bir şey çıktı. İşte şuradaki uzunluk 5 birim ve şunlar birbirine paralel. Ve benden BC uzunluğu isteniyor. Çok güzel. Kolay bir soru. Bak normalde ben sana burası 5 iken burası X'i sorsam sana çok kolay gelir. Hatta ispat yöntemiyle bile yapsan sana gerçekten çok kolay gelir. Ne yapmışım? Yenisi bir soruya çevirmiş bir kardeşim. Sadece bunun paralelliğini yani burası 5 ilerledi ya, buranın da 5 olduğunu fark edeceksin. E bunun da aynı zamanda paralel, aynı doğrultuda gittiği için paralel olduğunu fark ettiğin şekil üzerinde gösterdin. E 5 ise direkt burası kaç olur? 15 olur, değil mi? Çünkü 1'e 3 oran vardı burada. Ya da ispat yöntemiyle de kendin yapabilirsin. Şuradan da çizip ya da buradan da çizip ya da buradan da çizip oradan ispat yöntemiyle de çözüme ulaşabilirsin. Örnek 17 gerçekten güzel bir soruydu ve cevap ne çıktı? 15 çıktı. Şu cevabı şuraya yazayım. X eşittir 15. Evet. Geldik örnek 18'e. Şimdi G. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi burası. Bir kare verilmiş. E, kare verilmişse 6, 6, 6 değil mi? Evet. E, sonra dikdörtgen. E dikdörtgense burada kaçının 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece ve 3 kökü ise karşısında 3 kökü olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Yukarıda verilenlere göre A B kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi verilen bilgileri tam anlamıyla kullanmamız gerekiyor. Gerçekten zor bir soru arkadaşım ama verilen bilgiler niye verildi? Onları tam anlamıyla kullanırsak olay bitiyor. Şimdi bu kare verilmiş. Tamam. 6 6 6 6 yazdık. Ama kare vermesindeki sebep neydi acaba? Karenin tanımını kullanacaksın. Hocam karede tamam bütün kenarlar eşit ve bütün açılar 90'ar derece. Tamam. Bunları da 90'ar derece olarak yazayım. Ama bu verilen bilgiler de hala çıkmadı. Bir de karşılıklı kenarlar paralel değil mi? Evet. Şunlar paralel. Evet, buradan ne çıkacak? Bak ağırlık merkezinden şuraya kadar olan kısım. A ağırlık merkezinden şöyle paralel çizildiğinde. Şöyle paralel çizildiğinde. Bunlar paralelse burası x iken burası 3x olmuyor muydu? Evet. Demek ki burada bunu kare vermesindeki sebep ve bir köşesinin ağırlık merkezine gelmesindeki sebep işte buymuş. Paralel ya 6 ise direkt burası kaç yapar? 18 yapar. 3 katından dolayı. Tamam bunu kullandık. Şimdi gelelim şuna. Hocam 3'ü kullanacağız. 3 kök 3'ü kullanacağız. 3 kök 3'e ait bir üçgen yok. Bir şey yapamıyorum. Ne yapacağım? E şunun devamını getirsem şöyle. Hocam 6 ise ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şöyle. Şunlar birbirine eşit oluyordu. E 6 ise burası da 6 mı olacak? Evet. Aa bir pisagor bağıntısı çıktı karşımıza. Hatta yarısının kök 3 katı. O zaman burası da yarısı mı olacak? Yani burada pisagor bağıntısından da 3 olduğunu görürsün. 3'ü yazdıktan sonra da ne çıktı burada karşımıza? Hocam özel bir üçgen çıktı. Verilen bilgileri kullanmaya devam edelim. Çünkü 3 yazınca hala daha soru çıkmıyor. 30, 90. Burası kaç oldu? 60 oldu. E hocam şunlar paraleldi. 60 ise o zaman burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız? Bizden AB isteniyor. AB'yi bulmak için bir hamle yapacağız. Evet, tamam. Başka ne yapabiliriz? Şurada kalkmışım mantığını kullanabiliriz. Hocam şuradan bir dik çizsem. E 6 ise karşı tarafta 6 değil mi? Dik dörtgen oluştu çünkü burada. E burada 60-90 ise 30 çıktı. 60'ın karşı 6 ise 30'un karşı kök 3'e bölünmüş halidir. Kök 3'e bölünmüş hali kaç çıkıyor? Kök 3'e bölünmüş hali hocam burası 2 kök 3 oldu. E sonu ne olacak? 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşı 4 kök Ama benden tamam isteniyor. Bak şu paralel değil mi kardeşim? Şu paralellikte yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok muydu? Vardı. Yani burada 2'ye 1 oran olduğundan 4 kök ise o zaman burası da 8 kök 3 mü olacak? Evet. Evet. Toplamda AB uzunluğu ne yapıyor? 8 kök 3 burada. Bak şuraya kadar 8 kök 3. Buraya kadar 4 kök 3. Toplamda AB uzunluğu 8 kök 3 artı 4 kök 3 olduğundan cevap 12 kök 3 yapar. Evet bu soru zor bir soru mu? Zor bir soru. Yani direkt şu bilgiler verilmemiş. İşte 6 ise 18'i biz bulduk. Gerçi 18'i kullanmadık burada. Neyse şuradaki 6'yı kullandık. E ondan sonra burada şunu uzattık. Burada şu 30-60-90'ı bulduk. 60'ı bulduk ya. Sonra buradaki 60'ın mantığını kullandık. Yani soru da kazanımlar arttıkça ne oluyor? Soru biraz zorlaşıyor. O yüzden burada bak özel açı mantığı vardı. işte benzerlik mantığı vardı. Ağırlık merkezi vardı. İşte buradan dolayı 3 tane birden kazanım olduğu için bu soru bir tık zor oluyor. Kazanım sayısı ne kadar az olursa yani verilen bilgi o kadar az olacak. Verilen bilginin az olması durumunda da ne oluyor? Soruyu daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde bulmuş oluyorsunuz. Burada Verilen bilgileri kullanmak çok olduğu için o yüzden bir tık daha zor diyebiliriz. Ama güzel bir soru. Böyle sorularla da aşırı neşir olalım ki. Yani olayı tam anlamıyla sonuna kadar iyi bir şekilde öğrenmiş olalım. Değil mi gençler? Örnek 18, 12, 2, 3 oldu. Geldik örnek 19'a. Bunun benzeri sınavda çıktı dostum. Şimdi ne var burada? Direkt dikkatimi çeken. Kenar ortay, kenar ortay. E hocam şurası ağırlık merkezidir. Evet. E ağırlık merkezinden geçen hocam şunlar şunlar birbirine eşittir. Bitti. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hatta muhteşem üçlü var mı? Var. Benden de zaten kale isteniyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? İstersen 3-1-2 kuralını uygula. istersen. Ama istersen 3-1-2 kuralını uygulamadan şurası 12 verilmiş. Fatma Kara uzunluğu 12. Fatma Kara'yı öğrenmişsinizdir büyük ihtimalle. Ya da tahmin edersiniz. Evet ben söyleyeyim ya da. Anacığım burası ne verilmiş? 12 verilmiş. E ne yapacağız burada? Hocam şunu kullanacağım ben. Bak Dikkat et eşit eşit. Şu komple orta taban çizgisi değil mi? Yani şunlar birbirine paralel değil mi? Evet şu ve şu paralel. E komple bunlar paralel ama aynı zamanda şununla da şu paralel. E hocam hem paralellik var hem eşitlik var. Orta tabandan dolayı 24 oldu burası. E burası da 24 oldu. E sonra 24 ise şuradaki üçgende de aynı şekilde e, ne çıktı? 24 ise orta tabandan dolayı yine 12 çıktı burada. E hatta burada ne çıktı? Muhteşem üçlü. Bak 90 eşit eşitken burası da eşit olacak. E buraya da 12 diyebiliriz. Sonra ne yapacağız peki? Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 12 bölü 24. 1'e 2. E o zaman 1'e 2. A ise 2A. Ana muhteşem üçlü de vardı burada. İstersen şöyle 12'yi buradan göremediysen mesela 2A. A yazdın ya. E hocam ağırlık merkeziydi. 2A ise burası da 4A olacak. Burası da 3A olacak. Ya da direkt bak 3, 1, 2'nin ispatıyla yapmış bulunuyorum sana. E toplamda 3 6A mı yaptı burası? 6A 90'dan çizilen kenar orta, Eşit eşitken burası da eşit olacağından 6A neye eşit oluyor? Eşit eşit eşit. 24'e eşit oluyor. Ve A'yı da 4 buluruz. Ama bizden K'L'ye isteniliyor. K'L'ye bak bakayım. A. A. O zaman cevap 4 yaptı. Böylelikle örnek 19'u 4 bulduk ve bu haftayı bitirdik. Evet gençler bu hafta bitti. Önümüzdeki hafta. Önemli bir hafta. Altıncı hafta. En önemli hafta. Ken 06'nın altısı olsun bakalım bu da. Gerçekten önemli bir hafta. Niye? Ken 06'yı 06 ilk defa duyuyorsunuz değil mi? Bakalım acaba Ken 06 ne? Sorular içerisinde de göreceksiniz benzerlikte. Yani bu hafta içerisinde. Önümüzdeki hafta. Geometrinin en önemli konularından birini işleyeceğiz. Eşlik ve benzerliği işleyeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.